Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kahvaltının vazgeçilmesi olacak harika kabaran bazlama tarifiyle geldim. Sabah kahvaltılarında mutlaka denemelisiniz sizler de. Tarifimiz için karıştırma kabına 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı su, 1 paket hamur kabartma tuzu koyalım ve güzelce karıştıralım. Elemiş olduğumuz 4 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı da tuz koyalım ve güzelce yoğuralım. Kanalıma hala abone değilseniz abone olarak beni desteklemeyi unutmayın lütfen. Videomun altına beni hangi ülke ve şehirlerden izlediğinizi yazarsanız bu beni çok mutlu eder. Çünkü sevgili takipçilerimin beni nerelerden izlediğini çok merak ediyorum. Hafif ile yapışan bir hamur olacak. Üzerine 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ dökelim ve bir kez daha güzelce yoğuralım. Hamur yoğurma matının üzerine un serpelim ve yoğurduğumuz hamuru üzerine alalım. Bu şekilde hafif ele yapışan bir hamurumuz var hala. Unladığımız yerde güzelce bir döndürüyorum. Ortadan ikiye kesip 10 eşit parçaya böleceğim şimdi. Her bir parçayı küçük bezeler haline getirelim. Hazırlamış olduğumuz bezeleri un serptiğimiz servis tabağının üzerine alalım. Biraz da un serpip üzerine bir poşet yardımıyla kapatıp bir 10 dakika kadar bu şekilde dinlendirelim. Dakikanın sonunda bir merdane yardımıyla hazırlamış olduğumuz bezeleri 10-15 santim çapında olacak şekilde açalım. Bezelerimizin hepsini bu boyut olacak şekilde açalım. Isıttığımız tavanın içerisine orta ateşte pişireceğimiz şekilde bezelerimizi koyalım şimdi. Hazırlamış olduğumuz bazlamalar yaklaşık 6-7 dakikada pişecek. Sürekli çevire çevire pişireceğiz. Sık sık çevirerek her iki tarafı da güzelce kızarana kadar pişirmeye devam edelim. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Zil işaretini tıklayarak da bir sonraki videomdan kolaylıkla haberdar olabilirsiniz.
Her iki tarafı da güzelce pişip kabaran bazlamalarımızı servis tabağının üzerine alalım. Dilerseniz zeytinyağı, dilerseniz benim gibi tereyağı sürebilirsiniz. Ben tereyağı sevdiğim için hepsine tereyağı sürdüm. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Videomu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere.